Beylerde efendim horlama problemi olduğunda aslında bunun en çok cezasını hanımlar çekiyor oluyor. Tabii bu problem hanımlarda da olabiliyor bazen. Oran verebilirim. Hanımlarda daha mı çok diyeceksiniz Hayır. Yapılan çalışmalarda erkeklerde %50, hanımlarda %20 horlama olduğu tespit edilmiş. Evet, erkeklerde daha Daha fazla. fazla. Evet, bunu açıkça o zaman Evet. rahatlıkla Doğru söyleyeyim. söylediği doğru Doğru söyledim yani. söyleyebilirsin. Bir an şok geçirecektim yoksa. Evet, horlama vallahi bence evlilikleri bile zorlayan bir şey yani. Çok Evet. kabus bir şey yani. Evet. Çünkü düşünsenize her gece aynı odada yani böyle bir ses Evet. ve uyku kabusa dönüşüyor ondan sonra gecenin bir köründe ve alışmak da bence mümkün değil. Alışmaya çalışmak da yani gerek yok yani niye alışmaya çalışacaksınız ki zaten Çözüm böyle bir aramak ses? lazım. Çözüm aramak lazım yani artık tıp her şey ilerlemiş niye alışacaksın böyle bir şeye? Ve horlamada artık çok güzel tedaviler var. Doğru. Kaldı ki siz bunu kliniğinizde de uygulayabiliyorsunuz. Doğru. Eskiden çok korkutucu şeyler vardı. Hani böyle işte maskeler, çok ileri tedaviler. Bundan erkekler de korkuyor veya çok ileri ameliyatlar. Bundan Evet. korkanlar Evet. da var. O yüzden sen beni kabul edeceksen böyle kabul et deyip evde odaları ayıranlar var. Doğru. Doğru. Kimseye belli etmeden yani işte gidip eşim biri salonda yatar vesaire hani böyle çözüm arayanlar var ama horlamada çok güzel uygulamalarınız var. Bununla ilgili de bir videomuz var. İzleyelim Evet. mi? Üzerine Bir izleyelim konuşalım. bakalım. Bakın efendim horlamada aslında ne kadar güzel çözümler var. İşte Medikadent'te bu uygulama var. Nasıl? Hadi görelim. Snorlace uyku tedavi yöntemi. Lazerle yapılan uyku tedavi yöntemi çok önemli bir tedavi pratiği sunuyor bize uyku sorunu olanlar, horlama sorunu olanlar için. Uyku ve horlama sorunu olan pek çok kişiye bu çözüm yapmak kaydıyla gece horlamanın getirdiği aile içi huzursuzlukları ortadan kaldırmak ya da azaltmak mümkün oluyor. Hipertansiyon gibi pek çok vücut sağlığına negatif etkisi olan horlama ve beyne yeterli oksijen gitmeme problemini çözümlemek mümkün olabiliyor. Ve ayrıca ertesi gün uyandığında insanlar çok daha kendilerini dinç ve dirençli hissedebiliyorlar. Bilimsel çalışmalarda %72 civarında başarısı gözlemlenmiş olan bu tedavi yöntemini sadece 20 dakika ve 3 defa uygulamak kaydıyla başarılı sonuçlar almak mümkün olabiliyor. İyi uykular ve sevgiler. Evet çok da güzel hazırlanmış video. Evet hocam bir de sizden dinleyelim. Sadece 3 seans 20'şer dakikada aslında %72 muhteşem bir sonuç yani klinik çalışmalarıyla. Evet. Şimdi bunu ilginç bir hikayesi var tabii. Bazı ülkelerdeki bazı meslektaşlarım, lazer diş hekimliği yapan meslektaşlarım artık diş hekimliğini neredeyse bırakıp bu tedavilere dönmek durumunda kaldılar. Gerçekten çok yayılan, gelişen ve şimdi aslında geçen hafta yeni bir gelişmesini daha öğrendik. Onunla ilgili şimdi uç bekliyoruz. Burundan da uygulayarak burun kaynaklı olan horlamaları da bu tedaviyle daha ileri seviyeye getirmek mümkün oluyor. Mukozaları açmak kaydıyla. Şimdi bu tedavide bir kere ağrı yok. Ameliyat yok. Kesmek yok. Biçmek yok. Tamamen bizim mukoza sınırlarımız içerisinde çalışılıyor. Ortalama 20-25 dakika kadar sürüyor. Ve 3 kez belli periyotlarda, ikişer hafta aralıklarla 3 kez uygulanıyor. Tabii bu zamanı ayarlamak çok önemli. Sonra hani bu kalıcı bir çözüm mü diye sorular geliyor. Kalıcısı şu, etken devam ettiği sürece tabii ki baştan o etkeni yaşatırsanız kendinize nedir bu? Aşırı sigara tüketimi, nedir işte aşırı kilo alma, nedir alkol sonrası süreçlerde dokuların genleşmesi. O zaman 6 aylık periyotlarda tekrarlar yapmak, olayı tekrar bir defaya mahsus tekrarlar yapmak kaydıyla horlamayı oldukça rahatlatmak mümkün oluyor. %100 geçiyor mu? Geçmeyebilir ama en azından sağlık sorunu yaratacak konumdan çıkar ve ses desibelini de oldukça aşağı doğru çekebiliriz. Bir komşuma yaptım bunu, ev komşumuza. Ertesi gün sorduk. Dedi ki eşi
Vallahi dedi aslan gibi kükrüyordu, kediye döndü dedi. Şimdi evet, bir anda böyle çok yüksek şeyler değil ama yani kedi fıstaması gibi olabiliyor, ama hani Çok sonuçta büyük bir çok ciddi bir farklılık var yani, farklılık var, evet. evet. Başarı oranı gerçekten çok yüksek, tavsiye edebilirim. Buradaki mantık aslında aynı zamanda bizim lipleyizlediğimiz dudak dokularını, biliyorsunuz dün de gösterdik, bugün ikinci bölümde de göstereceğiz. Hani özel bir vakamız var o vakada. Dudağın hacmini artıran, efendim ciltlerde kırışıklığı engelleyecek, cilde esnekliğini veren kolajen dokularını kısaltan, o esnemesini kısaltan aynı etki burada da oluyor. Yani uzayan kolajenleri kısaltmak yoluyla mukozayı kontrakte ederek, yani büzüştürmek kaydıyla o bölgedeki, o videoda gösterilen neredeyse kapalı olan boğazı oldukça bir seansta açacak hale getirmek mümkün hale getiren, açacak hale getirmeyi mümkün hale getiren bir araç oluyor. Erbium lazerlerle yapılan tedavi gerçekten başarılı bir tedavi. Çok güzel, çok güzel. Buradan yani herkese duyuruyoruz. Böyle bir problemi olanlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Çok güzel, başarılı sonuçları var Evet, sonuçta. evet, evet. Böyle yaşamak da kader değil yani. Buna çok güzel çözümler üretilmiş. Evet, Değerlendirmek tabii. lazım bütün Ve bunu. tabii bunun değişik, tabii şey, mesela çok kapalı olan var, daha az kapalı olan var. Biraz daha açık olup da dokunun sarktığı durumlar var. Her aşamadaki etki ve başarı eşit değil. Burada tabii ki ilave tekniklerimiz de var. Mesela özel horlama plaklarımız var. Değişik ilave tekniklerle de kişilerin problemlerini daha az indirgemek mümkün Mümkün olabiliyor. efendim. Sizin de horlama ile ilgili şikayetleriniz varsa, daha detaylı bilgiler, randevu almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Çift 090 530 523 32 45 nolu WhatsApp danışma hattından hemen şimdi bilgiler alabilirsiniz.